Bizler gördüğünüz uzun üzerine Berdeniz'de belediye başkan adayı olduk. 3 tane arkadaşımız gittik kol kola verdik. Beraber aday adaylı müracaatımızı yaptık. Aday adaylı müracaatından aday olaraktan Serbest Üstün denildi. Tekrar beraber aynı yolda beraber yürüyoruz. Biz kendi aramızda hiçbir küsme, kırılma olmadı. Allah'ın izniyle bizim 8 tane projemiz var. Bu 8 tane projemizin hepsini ben anlatıyorum mitinglerimizde, konuşmalarımızda, programlarımızda. Ama şu an hava yağmurlu. Çok kısa bir şekilde yağmalayacağım. Beldemizin su sıkıntıları var. Bu su sıkıntıları gidermek için özel idaremizin yapacağı sondajlardan bizim bir gürek projemiz var. Bu gürek projemizi yapmamız lazım. Bu beldemizde su sıkıntıları giderdikten sonra beldemizde konut projelerimiz var. TOKİ ile beldemizde konut projemizi yaptıktan sonra belediyemizin %10, %20 gibi hasılatının elektrik enerjisi harcadığından dolayı bu avantajlı duruma geçeceğiz. Kâra geçeceğiz. Belde belediyemizin ekonomisi anlamında da artı bir prime geçecektir. Nüfusumuz çoğaldığı zaman, konutlarımız çoğaldığı zaman, bizim suyumuz dolduğu zaman gelen gelirlerimizin yollarımıza, altyapılarımıza yapmamız için çok güzel bir avantaj ve hasılatlar gelecektir. Biz bunları hallettiğimiz zaman belediyemiz rahatlayacaktır. Belediyemizde ki belediyemizin işçi sayısını daha fazla artırabiliriz, istihdam sayısını artırabiliriz. Belediyemizde binaların altında olan dükkanlarımızın artık bu şekilde olmayacağı küçük ölçekli bir sanayi projemiz var. Bu projemizi fayda geçirdiğimizde bizim beldemizi bir cazibe merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Bir sanayileşmeye getirmemiz gerekiyor. Bu projemizi hallettiğimizde Allah'ın izniyle beldemiz biraz daha ileri adım atacaktır. Zonguldak'ın giriş kapısı olan beldemizde artık bir köy havası esmektedir. Nüfusumuz da gitgide düşmektedir. Biz bu siyasi iktidarsızlıkların vermiş olduğu neticelerden dolayı beldemiz veya bir sıkıntıya girmektedir. Bu sıkıntıları halletmemiz lazım. Geçtiğimiz 15 Temmuz zamanında 15 Temmuz gecesi biz bayağı sıkıntılar çektik ülke olarak. Bu sıkıntıları beldemiz de çekti, beldemizin insanı da çekti, ailem de çekti. Ailemle beraber abim de çekti, abimle beraber komple hepimiz bir sıkıntıya girdik. Ben hepinizden Allah razı olsun diyorum çünkü siz 15 Temmuz sonrası hep birlikte hep beraberdik. Abim de, şahsım da sıkıntıya girdiğimde, şirketime de kayın geldiğimde benden hiç elinizi kolunuzu çekmediniz. Hepiniz benimle aynı yolda olduğumdan dolayı üzüntülerinizi paylaştınız. Sizin hepinize teşekkür ediyorum. 30 Mart akşamı bu seçimleri kazanmamız için birlikte beraberlik olalım. Şu an ben yağmurda sizi fazla tutmak istemiyorum. Ondan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.